Ne düşünüyorsun? Çok gençsin. Hayat dolusun. Bunun için mi üzülüyorsun? Çabuk tükeniyorum. Senin yanında mesudum İrfan. Kendini kasıyorsun. Zorluyorsun. Üzüyorsun. Bir gün beni yaşlı bulacaksın. Hiç başlamasaydık keşke. O zaman bu saadeti de tatmamış olurduk. Şımartıyorsun beni. Sana benim olan her şeyi vermek istiyorum. Muktedir olduğum her şey. Sen değil mi? Sonunda zenciyi takatten düşürünce kendi de kafesin içine girecek. Dediğin olacak galiba. Hoşuna gitti mi? Büyük bir işkence bu.
Alo? Alo, İrfan sen misin? Alo! İrfan, İrfan sen misin? İrfan cevap ver! Alo! Gel! Ne var? Bir telgraf! Saat 7'de benim arabayı Yeşilköy'e yollayın. Karım da oğlum geliyor. Baş üstüne efendim. Alo, tez emlak mı? Ben müteahhit mühendis İrfan San. Mersi, iyiyim, teşekkür ederim. Güzel bir villa kiralamak istiyorum, şömineli olsun. Peki, peki, gelirim. Bu akşam nereye gidiyoruz İrfan? Karım geliyor. Burasını boşaltmamız mı lazım? Bunun için mi üzüldün? Seni yeni evine götüreceğim Sevim. Orasını buradan daha çok seveceksin. Çok eskiden okuduğum bir şiiri hatırladım burada. Bir aşk şiiriydi bu İrfan. Çocukluğumda okuduğum bir şiir. Görmediğini sanıp kimsenin çılgınca sevişmiştik seninle. Gülecekler ben geçerken, nereye saklanacağımı bilemeyeceğim. Ağlayacağım, uzaklarda olacaksın sen. Ve belki de öleceğim. Sen nereden biliyorsun bunu İrfan? Ağlıyorsun. Mutlu olduğum için ağlıyorum. Eve gitmem lazım. Gelmişlerdir. Döneceğim Sevim. Hem de en kısa bir zamanda. Bir daha gitmemek üzere. Hadi gidelim çocuklar. Sen babanı bekleyecek misin? Bir dakika. Babam gecikecek galiba.
Arkadaşlarla biraz dolaşacağım. Geç kalmayın, baban görmek ister seni. Maşallah! Koca adam olmuşsun! Arkadaşlarla biraz dolaşacağız. Siz de yalnız kalmak isterseniz, daha genç sayılırsınız. Hoş geldiniz. Öpmeyecek misin beni? Seninle konuşmak istiyorum Handan. Tadını güzelce çıkaralım hep beraber. Ben sık sık gelirim buraya zaten. Merhaba. Hala dargın mıyız? Ben seni hiç unutmadım Kemal. Bir dublesek. Beni unutmuşa benziyorsun. Okuman için baban da senden uzak durmamı istiyordu. Bir sigaran var mı? Çok düşündüm. Aşk değilmiş bizimki. Başkası mı var hayatında? Olsa mutlu olurdum. Hayat bile anlamsız şu anda benim için. Bu da benim için bir ümit Kemal. Hadi biz de gidiyoruz çocuklar. Neden öyle acayip bakıyorsun İrfan? İğreniyormuş gibi. Bir kadın var hayatımda. Başkasını seviyorum demek istedim. Başkasını mı seviyorsun? Çocuk denecek yaşta evlendik seninle. Bir ömür beraber yaşadık. Üzdüm seni, değil mi Handan? Güzel mi? Çok eskiden beri mi tanıyorsun? Hayır. Sen İsviçre'de oğlumuzun yanındayken tanıdım.
Onu suçlu bulma. Seni çoktan beri sevmiyordum. Hayatta geçici maceralarla seni aldatmaya başlamıştım. Bir takım adi kadınlar girmişti hayatıma. Bana haz veren her şey benim için mubahtı. Şimdi sadece ayrılalım Handan diyeceğim. Teşekkür ederim, benimle açık konuştuğun için. Bana acımanı istemem İrfan. Sana saadet temenni ederim. Mesut olursun. Benden ayrılmaya razı mısın yani? Başka ne yapabilirim? Bilmem. Bunu beklemiyor muydun benden? Düşünemiyordum. Çok zaman bu ayrılmayı ben de düşünmüştüm. Bir gün aramızda her şeyin biteceğini biliyordum. Başka kadınlarla olan münasebetin yıkıyordu beni. Demek biliyordun. Genç mi? Şimdiki kızlar olgun erkeklerden çok hoşlanıyorlar. Yaşlı erkeklerden. Ne demek istiyorsun? Sadece kızları cezbedecek yaşta olduğunu söylemek istedim. Ama bu mutluluk bizimki kadar uzun ömürlü olmaz. Yanlış anlama. Seni caydırmak için böyle konuşmuyorum. Bir gün hüsrana uğrarsan, bir başkasının kollarında görürsen onu, bu senden çok beni yıkar. Yeter Handan! Nasihatlarına ihtiyacım yok. Unutma ki gençler daima gençlere dönerler. Senin şefkatine ihtiyacım yok. Onda aşk buldum ben. O adamın metresisin değil mi? Sana soruyorum abla. Konuş, bir şeyler söyle. Yalan da olsa konuş Sevim. Bu güzel şeylere sattın kendini değil mi? Annemle babam sağ olsaydı. Sus Adnan, sus, rica ederim, sus! Dişi bir köpek gibi şehvetinin eseri oldun ama aptal. Bir gün seni bırakırlar, kirli bir gömlek gibi kaldırıp atarlar. İğreniyorum senden, tiksiniyorum. Sana abla dememek için dünyanın öbür ucuna gideceğim. Evet, iğreniyorum senden. Elimi pis kanına kirletmek istemiyorum, çekil! Senden kaçıyorum, anlıyor musun? Bir daha görmeyeceksin beni! Çekil! Adnan! Çepçi!
Alo, İrfan bey mi? Yoklar efendim, henüz gelmediler. Alo, alo efendim? Yanlış efendim. Affet beni Handan! Seni bir daha hiç bırakmayacağım! Uzaklara gideceğiz! İkinci bir balayına ihtiyacımız var yavrum! Gelmeyecek Sevim Hanım. Karısıyla bir seyahate gideceklermiş, yarım saat evvel telefon ettiler. Bu hikaye de kapandı.
Nerede kaldın? İyi bir müşteriyle gittim. Epey para aldım. İçeride biri var galiba. Sabah keyfi mi? Ben de geleyim mi? Defol! Topla pılını pırtını defol, hadi çabuk, hadi! Ama parasıyla değil mi? Güzel bir gün, berbat etme! Öyle güzel bir arkadaşın var da haber vermek yok mu? Hadi canım! Hadi hadi, parayı bırak defol, çok samimi olduk! Sabah sabah kaçıncı sigara? Çok hızlı gidiyorsun. Sen bir iş bulup çalışsana kızım. Sürtüklük sana göre iş değil. Hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyormuş. Kendine karşı samimi olsana biraz. Hem benim kazandığım para ikimize de yetişir. Sadakaya ihtiyacım yok. Aptal! Bir gün çok pişman olursun ama iş işten geçer. Akşama kulübe gelecek misin? Putala! Gelirim. Yine ayağıma bastın! İsteyerek olmadı ki! Hem ayağına bastıysam ne olmuş? Bundan ne çıkar? Dans etmesini de öğrensen iyi olur! Nerede kaldı Haluk da? Birazdan gelir. Merhaba! Merhaba! Boş musun? Bu gece işler kesat galiba. Kimin kimsen var mı senin? Ne gibi? Dostun. Bu güzel işte. Seni ben korurum. Anladın değil mi? Seni ben koruyacağım. Kime karşı? Sana kaç kere söyledim müşteri kaçırma diye? Mesela böyle bir derde başın girmez. Desene bir nevi sigorta. Güzel. Sigorta. Evet, sigorta. Kimse gık diyemez. Bir dakika müsaade eder misin Metin? Müsaade sizin. İyi düşün küçük. Bu serseriyle konuşma bir daha. Dışarıda iki zengin çocuk var, gelir misin? Hafta tatili için iyi para veriyorlar. Esaslı bir numara çevirdim, yani bilemezsin. Anım, ha işte geliyorlar. Geldik. İşte Nermin. Bu da Kemal. Fena mı? Hadi bakalım. Hoppa!
yapıyorsun, neden uyumadın? Seni seyrediyordum. Uyurken o kadar güzeldin ki. Biliyorum. Hoşuma gittin bir de. İlk defa bir kadınla bir geceyi beraber geçiriyorum. Gecemin uykuda geçmesini istemedim. Uyumana bak delikanlı. İnan Jale, çok hoşuma gitti seni seyretmek. Aman, hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Uykum var. Galiba seni seviyorum. Hepiniz aynı şeyi söylersiniz. Darıldın mı bana? Çok gençsin Atilla. Belki de ilk defa bir kadın tanıyorsun. Sana bu gecenin sihri içinde güzel görünebilirim. Gece maziyi de örten bir karanlıktır. Ama yarın güneşle beraber hakikat de ortaya çıkar Atilla. Hakikati şimdi de biliyorum Şale. Ama gene de hoşuma gidiyorsun. Öyle mi zannediyorsun? Ben denedim bunu Atilla. Denedim yavrum. Senin yaşındaydım o zaman. Ümit doluydum. Bir adama inanmak istedim. Beni bu hayattan kurtaracak diye dört elle sarıldım ona. Gençti, yakışıklıydı senin gibi. O da beni beğeniyordu. Evlenecektik. Önce toplum çıktı karşımıza. Sonra da onun ailesi. Hiçbir zaman burada olduğu gibi insanlar yalnız kalamıyor. Başkaları da var dünyada. Biraz da onlar için yaşıyoruz. Seninle dost kalalım, ne dersin? Kalalım. İnan Atilla, hoşuna gittiğim için çok memnunum. Çeribaşı'nın oğlu Karaybo. Korkuyorum, gelme yanıma. Şimdi bizim kurallarımıza göre seni kendime karı yapacağım. Çünkü kuzudan çalınan ata kadar hangi canlı varlığın kulağını ısırırsak bizim olur. ...göre artık benim oldum sayılırsın. Sen hiç kimseyi düşünmez misin? Üzüntülüsünler mi? Bir şey mi düşünüyorsun? Şu anda mutluysam mutluyum. İstikbali düşünmem. Bense şu anın bitmesinden sonraki hüznü yaşamaya başladım. Güzel bir rüya görüyormuşum da uyanacakmışım gibi. Uzatmak elimizde değil mi bu rüyayı? Hı, ister misin? Soğuyacak. Kalk bakalım koca bebek, bizimkiler sahilde koşuyorlar, neredeyse gelirler. Ah.
yüzünü yıkamayacak mısın? Ha, bu soğukta da yüz yıkanır mı yani? Oo, afiyet olsun. Hadi gelin çocuklar, çay soğuyacak. Yapmak, kibritten ateş yapmak, öpücükten insan yapmak, insanlarda sımsıcak kanun bu. Savaşlara, yoksulluğa, binbir ölüme karşı el değmemiş kalabilmek, insanlarda güç bir kanun bu. Nermin! 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 Aç, aç canım kapıyı! Hadi Nermin, aç! Aç yavrum kapıyı! Nermin! Seni kırmak istemedim Nermin! Aç! Ne olursun, aç kapıyı! Aç, Nermin! Sadece o şiiri okumak geçti içimden! Hiçbir kastım yoktu Nermin! Bak, bak Nermin! Aynı şiir ne diyor? Düşmanı kardeş kılmak... İnsanlarda en güzel kanun bu. Bir an kendimden utandım. Keşke sana rastlayana kadar el değmemiş kalabilseydim. Sabah sabah nereye böyle? Ona gidiyorum. Makyaj yapmayacak mısın? Olduğum gibi görünmek istiyorum ona. Onu seviyorsun değil mi? Seviyorsun. İnşallah mesut olursun. Bizim gibi insanların ikinci yıkılışları daha acı olur. Bunların hiçbirini düşünmek istemiyorum. Olduğu gibi yaşamak istiyorum hayatı artık. Bu surların üzerine çıkar kovalamaca oynardık. Bak, deniz ne kadar sakin. Fırtınadan önce sakin olur derler. Bir kardeşim vardı, ufacık. Denizci oldu benim yüzümden. Kim bilir nerelerdedir şimdi? Ne o, ağlıyor musun? Yok, o kadar mutluyum ki... Seni tanımak istiyorum Kemal. Tanı. Şimdi esirimsin. Çocukluğunu, arkadaşlarını, hayatına giren kadınları anlat bana. Bilmem. Bak Nermin... Bana artık Nermin deme Kemal. Adım Sevim benim.
Ufacık bir kızken annem babam bana Sevim derdi. Sonra bilmiyorum nedense Nermin oldum. Öyleymiş adet. Mutlaka kirli olmaması gereken bir şey olmalıymış insanın. Hiçbir şeyi olmayan insanlarda ilk isimler lekeden uzak tutulurmuş. Hı. Hoş geldin Sevim. Hayrola, nereye böyle Kemal? Birkaç gün için seyahate gidiyorum. Annenin haberi var mı? Valizine bakılırsa uzun bir seyahat gibi geldi bana. Bir de kadın arkadaşın mı var yoksa seninle seyahate gelen? Evet. Güzel mi bari? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Henüz karar vermedik. Ne oluyor Kemal? Bu valiz ne? Kuş yuvadan uçuyor. Nereye? Hiç. Bir arkadaşla kalacağım birkaç gün. Hepsi bu. Anlayışlı olandan. Gençlik rüzgarı. Güzel bir kız olmalı hayatında. Mühim bir şey olmasın. Ne gibi? Olmayacak bir kadına falan tutulmasın. Yok canım. Olmayacak kadınlardan korkulmaz. Olacak kadınlar daha tehlikelidir. Senin gibi. Bunu çok severdin. Eski günleri bana hatırlatacak bir şey istemiyorum. Evlenecek misiniz? O istiyor ama ben yanaşmıyorum. Ama bir gün bıkarsa senden, seni terk ederse... Terk edilmek bilmediğim bir ıstırap değil. Ben bilmediklerimden korkarım. Hiç bu kadar mutlu olmadım. Onun yanında ıstırap bile tatlı. Sonu meçhul bir yolculuğa çıkıyorsun. Sonu belli, hiçbir yolculuk yok ki hayatta. Onu sana borçlu olduğumu hiç unutmayacağım. Çok güzel. Yarman bir kibrit. Baş üstüne. Beni tanıdın mı güzelim? Jale Hanım nasıl? Efendim? Jale'yi sordum ama sen ondan daha güzelsin. Dışarıda araban var, bırak bu züğürtleri. Seninki eski bir ahbabını gördü galiba ha? Suna! Sinirlenme güzelim, senin ne olduğunu biliyorum. Affedersiniz beyefendi, tanıyor musunuz hanımı? Kendisine sorun. Bakalım o sizi tanımak istiyor mu? Bunu sordunuz mu? Kaldırım çiçeklerinin ipiyle kuyuya inilmez. Özür dile hanımdan, yoksa gebertirim seni. Kemal bırak adamı, bırak öldüreceksin Kemal! Kemal bırak onu, Kemal! Bırak Kemal, ne olursun bırak! Yapma Kemal, yapma diyorum sana! Perdeler nasıl durdu seni? Bundan iyisi can sağlığı. Yemek ne yaptın bakalım? Gel bak bakalım, beğenecek misin? Ooo, çorba var. Bayılırım çorbaya. Ellerin dert görmesin, nefis bir şey bu. Üç gündür beraberiz, seni evden merak etmişlerdir. Hiç değilse gündüzleri bir saat için eve uğrasaydın. Kırdın mı seni? Neden konuşmuyorsun? O kadar güzelsin ki Sevim. Bırak beni Kemal, karnımı aç! Bırak diyorum! Kemal
inşaat ilerliyor ama senin delikanlı hiç bununla ilgileniyor mu? Anlamadım. Kemal Bey, madem ki yeni fabrikanın müdürlüğünü yapacak, işiyle meşgul oluyor mu? Tahmin ederim. Hiç değilse şu bar karısı kadar işle de uğraşsa iyi olacak. Orası beni ilgilendirir Sait Bey. Oğlumun hayatına ben bile karışmıyorum. Bu bir nevi serbestliğidir. Hoşlanmadığı bir şeye zorlamaktan daha iyi netice verir. Doğrusu ona karışmak bana düşmez. Yalnız Kemal'in o kadınla evleneceğini söylediler de seni ikaz edeyim dedim. Ne de olsa ortağımsın. Nasılsınız Sait Bey? Teşekkür ederim. Betonarme kısmı bugün resmen sona erdi. İnşaatın biraz daha hızlanması için ekipleri fazlalaştırdım. 3 aya kadar bu kısımda biter. Ben şimdi gümrükteki malları çıkarmaya gideceğim. Raif Bey de kalorifer radyatörleriyle ilgilenirse iyi olur. Müsaadenizle. Ha, bir dakika Kemal, seninle konuşmam lazım. Ben gideyim, idare meclisi beni bekliyor. Seninle iftar ediyorum. Eve gidelim, seninle konuşacaklarım var. Burası senin evin oğlum. Burada iyi ve kötü günlerimiz geçti. Şimdi kalkmış bir hiç yüzünden... ...ne diye belirsiz bir kadın için evi terk ediyorsun. Sonra ondan bundan beraber yaşadığınızı... ...hatta daha acısı evleneceğinizi duyuyoruz. Sonra kalkmış bunda kızacak ne var diye soruyorsun. Beni sinirlendirmeye anneni üzmeye hakkı yok, anlıyor musun? Nutuk bitti mi? 2'de 1 saatine bakıp durma. Canın mı sıkılıyor burada? Biraz. Evini ayırıp hürriyetini ilan etmek kolay. Asıl mesele iktisadi hürriyetini ilan etmektir. Bunu yapacak cesareti kendinde bulamıyorsan... ...yaptıkların yalancı kahramanlıktan başka bir şey değildir. İrfan! Ne demek istediğinizi çok iyi anladım baba. Gidiyor musun yavrum? Seni görmeye gelirim anne. Onu şoföre takip ettireceğim. Yapma bunu! Takip edildiğini anlarsa bir daha hiç gelmez. Rica ederim işime karışmandan. Biraz konuştuk, geciktim. Endişe edilecek bir şey yok. Seni tanımadıkları için bana kızıyorlar. Sen yemek yemedin mi? Yo, bu fena ama senin. 2 lokma bir şey yeseydin. Eve dönsen memnun ederdin beni. Kızma bana Kemal. Benim bir abim olsa böyle ne idüğü belirsiz... Kesme! Sen de hakaret etme kendine! Hem buna senin bile hakkın yok! Anlıyor musun, senin bile hakkın yok böyle konuşmaya! İyiliği ve fenalığı neden ayrı ayrı mütalaa ediyorsunuz? Niçin bir insana mutlaka fena, bir diğerine mutlaka iyi damgası vuruyorsunuz? Şu gözlere bak! Bu gözlerdeki safiyetin ben ancak meleklerde olduğunu zannederdim. Bu dudaklar bana hiçbir zaman yalan söylemedi. Kalbini benden başka kimse bilmez senin. Geçmişte olanlar, senin mazin kimseyi, hatta beni bile ilgilendirmez. Girdiğin bu çıkmazda bütün hayatın boyunca mı kalacaksın? Hayır yavrum! İnsanları aldatarak... ...koyunlarında çöreklendiklerine zehir saçarak yaşayanlar bile... ...saadet ararken... ...senin bulduğun saadeti itmene bir mana veremiyorum. İnan sevim... ...seninle beraberken... ...kendim için bir fedakarlık yapmıyorum. Belki de egoistçe bir davranış bu. Yalnız benim olmanı istiyorum. Bunu böyle bil. Senden hiç ayrılmayacağım. Bunu bugün anladım. Bu saadete katık yapacak ekmeğimiz olmadığını söylemekten korkuyordu. Hepsi bu. Kemal!
gazetelere ilan verdim. Göreceksin Sevim, iki güne kalmaz bir iş bulurum. Onlar ne? Bunlar ne diyorum sana? Nereden buldun bunları? Benim param vardı. Hı? Senin paran mı? İstemiyorum! İstemiyorum! Senin paranla olan yemekleri istemiyorum! 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 Çıkar şu çapkını aklından! Biraz burnu sürtsün, bak nasıl gelecek! Ben ona iyi bir istikbal hazırlayayım, o kalksın bir sürtükle... Bakma yüzüme öyle! Ne demek istediğini anlıyorum. O da benim gibi eve dönecek elbette. Ama benim durumum da onunki bir değil, ben peki ne yapmamı istiyorsun, söyle! Ona karşı çok sert davrandın. Davrandım, bunu itiraf ederim. Düşün Handan, kendine layık bir kız bulsaydı hayır mı derdim ona? Gene kendi gururunu düşünüyorsun. Ne münasebet! Sadece bir kadın saçının son telinden ayağının tırnağına kadar ilk erkeğinin olmalı, mesele bu. Ya bir erkeğin? Çocuk da evleneceğim demiyor ya. Evleneceğim dememiş, bilirim ben gençleri. Kızları bir başka türlüdür, erkekleri başka. Ama sonunda ikisi de ilk aşklarında tecrübeleri tercih ederler. Sonra da mazi bizi enterese etmez derler. Merak etme Andan, oğlumuzu bu çıkmazdan gene ben kurtaracağım. Onu o kadının kollarına iterek mi? Geliyorum! Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İş mektubu olacak, gördün mü? Artık kendi ayaklarım üzerinde yürüyeceğim. Babamın parasına ihtiyacım kalmadı. Gör sana, ayakkabıların üst üste! İsviçre'ye gider misiniz Kemal Bey? Birkaç gün müsaade ederseniz elbette giderim. Anlaştık öyleyse. Buyurun, burada yapılması gereken işler yazılı. Muhasebeye uğrayın, size gerekli avansı ve dövizi temin etsinler. Yarın da kağıtlarınızı ikmal edip gelin. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle! Bir an şüphelendiğinizi sandım, ödüm koptu İrfan Bey. Konuştuklarınızı duydum. Bu işi benim hazırladığımı katiyen bilmemeli. Sonra çok acele etmelisiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Yarın işin müstaciliyetinden bahsedeceğim. Bugün aldığı parayı yemesi lazım. Hazır ol müneccin başı, İsviçre'ye yol göründü. Sabah bana yol olduğunu söylemiştim, bak İsviçre'ye yolluyorlar. Sen de geleceksin. Hey, suradas mı öyle? Bak, bunlara para derler. Avans olarak verdiler. Al bakalım. Bu senin. Bu da senin. Ha, bu da senin. Bize yok galiba. Ha, bu da senin. Aa, unutmadan söyleyeyim, bana nüfus kağıdını ver, pasaport için lazım. Hadi çabuk ol, işimiz var! Yıldırım,
nikahı yapmak için mahkemeden karar almak lazım Kemal Bey. Ben o işe bakarım, sen nüfus memurluğuna git. Peki. İstiyorsunuz değil mi? Ne teklif edeceksiniz bana, para mı yoksa tehdit mi edeceksiniz beni? Bilmiyordum, hakikaten senin olduğunu bilmiyordum Sevim. Bilseydim gelmezdim, başka türlü davranırdım o zaman. Nasıl davranırdınız? Oğlunuza benim adi bir kadın olduğumu daha mı büyük bir selahiyetle söylerdiniz? Adiden ziyade bir yalancı olduğunuzu, onu da bir gün bir başkasıyla aldatacağınızı söylerdim. Buna siz de inanmıyorsunuz değil mi İrfan Bey? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Ama herhalde sana dönüp geldiğim gece, hem de bir daha dönmemek üzere geldiğim gece, evinde bir erkek olduğunu saklayamazsın. Anlayamadım. Bunu anlamayacak ne var? Sana tuttuğum eve geldiğimde evde bir erkek vardı ve sen ona yalvarıyordun. Bunun için mi benden kaçtın? Başka ne olabilirdi? Aptal! Kimdi o? Geç kalmış bir sual. O zaman evinin kapısını açıp soramaz mıydın bu suali? Ama o zaman soramazdın tabii. Kimdi o? Kimdi Sevim? Yıkılan gururunu kurtaracak fırsat çıktı değil mi? Sevgilimdi dersem sevineceksin şimdi belki de. Ama maalesef sevgilim değildi. Beni seninle yaşadığım hayat için aileden reddeden bir insandı. Sevim! Hakikatler hiçbir zaman hoşuna gitmedi senin. İlk önce seni sevdiğime inanmadın. Sonra genç bir kızın yalnız seninle kifayet etmeyeceğine inanmadın. Sana o gece sevgilim bu dememden korktun. Ama bugün her şey için çok geç. Kaderim bana acı bir oyun hazırlamış İrfan Bey. Şimdi de oğlunuzu bırakmamı istiyorsunuz. Seni hala seviyorum Sevim. Kaçalım buradan. Bunu nasıl teklif ediyorsunuz? Sokulmayın bana. Ben acı bir sokak kadınıyım. Ama hiçbir zaman kimseye ihanet etmedim. Hele sevdiğim bir insana hiçbir zaman ihanet edemem ben. Seviyorum onu İrfan, seviyorum. Senden de kendimden de çok seviyorum. Hiç kimsenin hiç kimseyi sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Ama sizler anlayamazsınız bunu. Bir zamanlar seni de sevmiştim. Babasız büyümüş bir kızın yaşlı bir adamdan beklediği şefkat hissini arayarak sevmiştim. Belki o zamanlar benim için her şey ama her şey olabilirdin. Sonra bir sokak kadınıyken rastladığım genç bir adamda mühtaç olduğum şefkati de aşkı da buldum. Ama siz bunu da bana bütün insanlar gibi çok görecektiniz. Git İrfan, git! Sen oğlumu bırak demesen de artık onunla yaşayamam. Bir sokak kadını olsam da adileşemem. Thank you.
kavga mı ettiniz? Konuşsana Sevim, kavga mı ettiniz dedim. Bu gece her zamankinden güzel olmak istiyorum. Bana hala ne olduğunu söylemedin. Hiçbir şey olmadı. Burada bıraktığım hayata yeniden başlıyorum, hepsi o kadar. Sen bu gece kulübe gelmeyecek misin? Bir arkadaşım gelecekti. Ama istersen gelirim. Bir müjdem var. Sevim bak, bütün muamele tamam, evleneceğiz. Benim Jale, bir şey mi var? Atilla, Sevim'le Kemal ayrılmışlar. Kemal Sevim'i bende aradı, sonra da bizi ilk aradığınız kulübe gitti. Korkuyorum, bir şeyler olacak gibi bir his var içimde. Anlıyorum, anlıyorum Jale. Sen de oraya git, ben geliyorum. Bir şey yapar mı? İnanın bir şey olmaz, siz gelmeseydiniz. Çok soğukkanlıdır Kemal, çabuk kızmaz. Çoktandır görünmüyordun. Sigaran var mı? Bize iki konyak. Beni hatırladın mı? Sen şu meşhur sigortacı değil misin? Beni sigorta içsene. O kolay. Hadi gel biraz dans edelim. Oradan da bizim eve gideriz. Senin sigorta... Thank you.
Sevim buraya geldi mi? Hangi Sevim? Uzun boylu, sarışın. Bana bir şeyler söyleyen kadın çok azdır. Sana da bazı erkekler dokunuyor olmalı. Seviyor muydun onu? Kimi? Seni ağlatanı. Unutursun yahut da unutulursun. Ağır ol delikanlı! Kemal sen! Kemal! Kendine gel! Neden kaçtın evden? İşitmiyor musun? Neden kaçtın evden dedim? Cevap ver bana Sevim! Konuşsana be! Konuş diyorum sana! Ağlamak bir şey değiştirmez! Seni sevdiğimi biliyordun! Neden bırakıp kaçtın beni? Hiç değilse beni sevmediğini... ...bu hayatı tercih ettiğini söylesene bana! Hayır Kemal, hayır! Bir şeyler söyle Sevim! İstersen hakaret et! Bunlar ne biliyor musun Sevim? Seninle evlenmek için bütün hazırlıkları tamamlamıştım! Bu nüfus kağıtlarımız... ...bak bunlar nikah muamelesi için yapılan evrak! Bu pasaportlarımız... ...bambaşka bir dünyanın kapısını bize açacak olan anahtarlar Sevim! Orada sadece Saadet bizim dostumuz olacak! Orada kimse seni tanımayacak, kimse seni rahatsız etmeyecek! Yarın mahkeme kararıyla yıldırım nikahımız olacaktı! İstersen gene evleniriz! Sadece evet de yeter! Konuş Sevim! Konuş sevgilim! Konuş! Konuş! Bir şeyler söyle! Al öyleyse bunları! İhtiyacım kalmadı benim! Dokunma kıza! Sen bu işe karışma delikanlı! Karıştırsak ne olur yani? Hastaneye götüreyim seni! Böyle daha iyi sevgilim! Kollarını al beni! Sarıl bana Kemal! Hiç acı duymuyorum sevgilim! Seni her zaman sevdim Kemal! Öp! Öp beni! Sevim buydu işte! Vurdular onu! Senin... ...annemi sevdiğinden daha çok... ...çok seviyordum onu!